Size bir soru. Öncelikle iki pozitif yükün birbirini ittiğini biliyoruz. Yani bu ikisini yan yana getirdiğimde mavi yük yeşili, yeşil yük de maviyi itecektir. Soru şu. Nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor? Yani bu yüklerin arasında hiçbir şey yok. Mavi yük yeşil yüke dokunmadan onu nasıl itebiliyor? Garip bir durum öyle değil mi? Mesela ben odamdaki masayı itmek istesem kalkıp masanın yanına giderim ve fiziksel olarak dokunarak onu iterim. Oysa görünüşe bakılırsa bu mavi yük arada sadece boşluk olmasına rağmen yeşil yükün üstüne bir kuvvet uygulayabiliyor. Arada hiçbir şey yok. Nedir bunun mekanizması? Eskiden fizikçiler bu soru karşısında utanır ve rahatsız olurdu. Çünkü durum şuydu. Her bir yüke ne kadarlık bir kuvvetin etkileyeceğini tam olarak hesaplayabiliyorduk. Ama bu etkileşimin nasıl işlediğini bilmiyorduk. Bir yükün diğerini arada devasa mesafelere rağmen itebiliyor olması kulağa hiç mantıklı gelmiyordu. Bu mesafe müthiş büyük bir mesafe olsa bile buradaki yük onu başka bir yükün ittiğini anlayabiliyordu. Peki bu nasıl mümkün oluyordu? Üstelik bu elektrik kuvvetlerle birlikte ortaya çıkan bir sorun da değildi. Newton'ın yer çekimi kuvvetini keşfetmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Newton yer çekimini nasıl hesaplayabileceğini bulmuştu ve artık dünyanın ayı ne kadarlık bir kuvvetle çektiğini hesaplayabiliyordu. Bu insanlık için müthiş bir haberdi çünkü artık gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların yörüngelerini tahmin edebilecektik. Ama şu soru hala cevap bulamamıştı. Ya tamam iyi hoş da arada hiçbir şey yokken dünyayı nasıl çekiyor olabilir ki? Newton da nasıl çekiyor bilmiyorum ama dedi matematik sayesinde tam olarak hesaplayabiliyorum. Yani ta Newton zamanından beri yani yüzlerce yıl boyunca bu soru fizikçilerin aklının bir köşesini hep kurcalayıverdi. İnsanlar bu kuvvetin uzaktan nasıl itirebildiğini merak ediyordu. Arada dünyanın ayı çekebilmesine yarayan bir şey mi vardı? Bu elektriksel fenomenle ilgilenmeye başladıklarında aralarında potansiyel olarak büyük mesafeler bulunan iki cismin birbiri üzerine nasıl kuvvet uygulayabildiği sorusunun cevaplama vakti nihayet gelmişti. Michael Faraday adında bir adam konuya bir açıklama getirdi. Bu Michael Faraday, 1800'lü yıllarda bilim yapan bu adam tüm zamanların en önemli fizikçi ve kimyacılarından biri olarak kabul edilir. Faraday, ben size bu mekanizmanın nasıl işlediğini anlatayım dedi. Bu pozitif yükü ele alalım. Diğer pozitif yükü unut. Şimdi bu yeşil pozitif yükü bir kenara bırakalım ve sadece mavi olana odaklanalım. Faraday bu mavi yükün ne yaptığını şöyle açıkladı. Bu mavi yük kendi etrafında bir elektrik alan yaratıyor ve biz bu elektrik alanı büyük E ile gösteriyoruz. Bu bir vektör olduğu için de tepesine küçük bir vektör oku konduruyoruz. Faraday bu pozitif yükün kendi etrafında sürekli bir elektrik alan yarattığını söyledi. Civarda başka yükler olsun veya olmasın. Bu elektrik alan yükten uzaklaştıkça zayıflıyor. Yani yükün çok yakınında büyük bir elektrik alan var ve yükten uzaklaştıkça elektrik alan zayıflıyor. Bunu bir örümceğin ağına benzetebiliriz. Burada örümcek yük ağsa elektrik alan oluyor. Dolayısıyla örümcek adam da faraday alıyor. Tamam şaka şaka kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada dikkatli olmak lazım. İnsanlar bunu görünce elektriksel kuvvete benzetiyor. Oysa bu bir kuvvet değil. Bu vektörler kuvvetleri temsil etmiyor. Zaten insanların kafası da burada karışıyor. Bunlar kuvvetmiş gibi görünüyor. Çünkü şimdiye kadar kuvvetleri hep okla gösterdik ama bunlar kuvvet değil. Vektör olduğu için oklarla gösteriyoruz ama elektrik alan elektriksel kuvvetle aynı şey değil. Bunu kafanızda netleştirmelisiniz. İkisi aynı şey değil çok yakından bağlantılılar ama aynı değiller. Elektriksel kuvvet F'dir. İstersek yanına elektriğin E'sine de koyabiliriz. Vektör olduğu için tepesine de bir vektör işareti çizeriz. Ama elektriksel kuvvetle E elektrik alanı aynı şey değil. Peki aralarındaki ilişki ne? Anlatayım. Elektrik alan bir kuvvet olmasa da diğer yükler üzerinde bir elektriksel kuvvet yaratabiliyor. Ama şu anki durumda ortada sadece tek bir pozitif yük varken bu yükün etrafında oluşan elektrik alan herhangi bir elektriksel kuvvet yaratmıyor. Elektriksel kuvvetin oluşması için iki yüke ihtiyaç var. Bu yük kendi üstüne bir kuvvet uygulamaz. Bu mavi yüke bir isim verelim. Q1 olsun. Bu Q1 yükü bir elektrik alan meydana getiriyor. Bu elektrik alana E1 diyorum. Çünkü Q1 tarafından oluşturuluyor. Bu E1 Q1'e bir kuvvet uygulamıyor. Ama bu bölgede dolaşan başka bir yük daha olursa işte onun üzerine kuvvet uygular. Yani Q1 tarafından yaratılan bu elektrik alan tıpkı bir örümcek ağı gibi örümceğin çevresinde durup bir başka yükün gelmesini bekliyor. Sonra da o yük üzerine bir kuvvet uyguluyor. Buraya bir yük daha yerleştirelim. Diyelim ki bir nedenle bu pozitif yük bu bölgeye girdi. Bu bölgeye girdiği zaman bu yük üzerine bir elektriksel kuvvet etkir. Michael Faraday uzaktan etkiyen bu kuvvetin nasıl çalıştığına dair yüreklere su serpen şu açıklamayı yapmıştı. Demişti ki bu Q1 pozitif yükü kendi etrafında bu Q2 yükünün bulunduğu noktayı da içeren bir elektrik alan yaratıyor. Bu yüke Q2 değil. Başlangıçta bu noktada zaten Q1 tarafından yaratılan bir elektrik alan vardı. Şimdi Q2 bu bölgeye girdiğinde şöyle bir etrafına bakıyor. Tam burada bu elektrik alanı fark ediyor. Onu hissediyor ve diyor ki evet burada sağ yönlü bir elektrik alan var. Bu alan benim üstüme sağ yönlü bir kuvvet uygulayacak. Gerçekten de öyle oluyor. Elektrik alan elektriksel kuvvetle aynı şey değil. Ama içinde bulunan bir yük üzerinde bir elektriksel kuvvet yaratıyor. Şimdi bu bilginin bize ne kazandırdığını merak edebilirsiniz. Şöyle bu sayede etkileşim yerel kalıyor. Ve fizikçiler bir şeylerin yerel kalmasını sever. Yerel derken şunu kastediyorum. Bu Q2 yükünün ne yapması gerektiğini kestirmek için hemen etrafında ne olup bittiğine bakması yeterli oluyor. Bu yük sadece bu noktadaki elektrik alanı algılıyor ve diyor ki aha burada bu yönlü bir elektrik alan var. O halde bu yönde bir elektriksel kuvvet hissedeceğim. Başka bir deyişle kuvvetin kaynağını bilmesi gerekmiyor. Yani ha galaksinin bu tarafında böyle bir pozitif yük var ve bana kuvvet uygulayan şey bu demesine gerek yok. Onun ilgilendiği şey ah, burada bir elektrik alan varmış. Bana etkiyen elektriksel kuvveti kestirebilmem için bunu bilmem yeterli. İşte Faraday arasında hiçbir şey bulunmayan iki nesne nasıl oluyor da birbiri üzerine kuvvet uygulayabiliyor sorusunun etrafından aşağı yukarı bu şekilde dolaştı. Bu soruya bu ilk yükün yarattığı bir aracı yani bir elektrik alan var. Bu alan bu noktayı da içerecek şekilde her yana yayılıyor ve bu bölgeye giren bu yük üzerine bir kuvvet uyguluyor diye cevap verdi. Evet, kavramsal olarak böyle düşünebilirsiniz. Bu Q1 yükü E1'e bir elektrik alanı yaratıyor. Bu elektrik alanı da bu bölgedeki bu Q2 yükü üzerine bir kuvvet uyguluyor. Q2 yükü nasıl bir kuvvet hissetmesi gerektiğini bu şekilde anlıyor. Bu sayede işler yerel kalıyor. Yani Q2 yükünün ne yapacağını kestirmesi için bilmesi gereken tek şey bu bölgedeki elektrik alan. Evrenin diğer ucunda ne olup bittiğini bilmek zorunda değil. İşte bu noktada kafanız biraz karışabilir. Bir dakika Q2'nin de kendi elektrik alanını yaratması gerekmiyor mu? Yani Q2'nin etrafında da kendi elektrik alanının oluşması lazım değil mi diye düşünebilirsiniz. Bu elektrik alana da E2 diyelim. Çünkü bu da Q2 yükü tarafından yaratılıyor. Tüm yükler gibi bu yükünde bir elektrik alan oluşturması gerekir değil mi? Evet gerekir. Q2 de Q1 civarında bir elektrik alan oluşturuyor. V Q1 üstüne hangi yönde, hangi büyüklükte bir kuvvetin etkilediğini oradan anlıyor. İşte yükler birbiriyle böyle konuşuyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yükler birbirleriyle elektrik alanları üzerinden konuşur. Bir yük diğer yük üzerinde bir elektrik alan yaratır. Diğer yük bu sayede kuvveti hisseder. O yük de ilk yükün üzerinde bir elektrik alan yaratır ve ilk yük de kuvveti bu sayede hisseder. İşte kavramsal olarak elektrik alanlar bu şekilde işliyor. Bu noktada pek de etkilenmemiş olabilirsiniz. Ne yani kendimizi avutmak için hikaye mi uyduruyoruz burada diye düşünüyor olabilirsiniz. Aralarında mesafe bulunan cisimlerin birbirleri üzerine kuvvet uygulayabilmelerini açıklamak için uydurulmuş bir masal mı yani bu diyebilirsiniz. Sonuçta ne işimize yarıyor ki bu? Çok işimize yarıyor. Fizik matematiği açısından baktığımızda elektrik alan kavramı işin fizini açıklamayı çok daha kolay hale getiriyor. Hatta o kadar ki alanı yaratan yük hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmamız bile gerekmiyor. Bir elektrik alanı yaratan yükü bilmeseniz bile o alan hakkında bir şekilde bilgi sahibi olursanız o bölgedeki herhangi bir yük üzerine etkiyen kuvvetin ne olacağını bulabilirsiniz alanı yaratan yükü bilmek zorunda değilsiniz ki bu durum çok sık karşımıza çıkıyor. Yani elektrik alana bilmek çok işe yarıyor. Bu sayede bir yük üzerine etkiyen elektriksel kuvveti o kuvveti yaratan yükü bilmeseniz bile bulabiliyorsunuz. Evet. Buraya kadar elektrik alan kavramının ne işimize yaradığını ve fizikçilerin bu kavramı niçin ortaya çıkarttığını anlatmaya çalıştım. Şöyle düşünüyorsanız sizi suçlayamam. Elektrik alanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Tamam ne olmadığını biliyorum. Elektrik alan elektriksel kuvvetli aynı şey değil. İyi ama elektrik alan ne? Size elektrik alanın düzgün bir tanımını vereyim. Uzaydaki bir noktada yer alan E elektrik alanı o noktada yük başına uygulanan kuvvettir. İşte elektrik alanın tanımı bu. Kuvvet bölü yük. Ve fizikçiler elektrik alanı gözlerinde canlandırabilmek için bir test yükü kullanır. Bu bir test yükü. Bu yükün çok çok küçük olduğunu varsayıyoruz ki diğer yükü gölgede bırakmasın. Çünkü bu alanı diğer yük yaratıyor. Aksi takdirde yani buraya kocaman bir yük koyarsak diğer tüm yükler dağılacak ve durumu tamamıyla değiştirecektir. O yüzden buraya çok küçük bir test yükü yerleştirdiğimizi varsayıyoruz. Uzayın bu noktasındaki elektrik alanı ne olduğunu bulmak için test yükümüzü buraya getiriyoruz. Test yükünün üzerine etkiyen elektriksel kuvveti ölçüyoruz ve o kuvveti test yükünün büyüklüğüne bölüyoruz. İyi de bu test yükünün yüküne. Buna yine yük 2 diyorum ve yük 2'ye etkiyen kuvveti alıp onu yük 2'ye bölersek uzayın o noktasındaki elektrik alanın değerini bulmuş oluruz. Elektrik alanı işte böyle tanımlıyoruz. Elektrik alanın tanımı kuvvet bölü yük olarak yaptık. Başka bir deyişle şimdi bir takım sayısal değerler serpiştirelim. Q2 2 klomp olsun. Aslında bu devasa büyük demek. Yani bu pek gerçekçi bir örnek olmayacak ama bu sayede sayılar küsurasız gelecek ve kavramsal olarak sonuç değişmeyecek. Buraya artı 2 yük klompluk bir yük yerleştirdik. Q2'nin değeri bu. Ve diyelim ki Q2'ye etkiyen kuvveti ölçtüğümüzde 10 N'luk bir kuvvet buluyoruz. İşte bu durumda rahatlıkla o bölgedeki elektrik alan 10 newtonluk kuvvet bölü 2 kulompluk yüke yani 5'e eşittir diyebiliriz. Birimi de newton bölü kulomptur ve bu gayet makul bir sonuç. Çünkü elektrik alan kulomp başına kaç newton düştüğünü söyleyen büyüklük. Eğer uzayın bu noktasına daha fazla klom koyarsanız kuvvet de artar. Bu sayı kulomp başına kaç newtonluk kuvvet etkilediğini söylüyor. Uzayın bu noktasındaki yük 2 klomp olduğu ve klomp başına 5 newton etkili için buradaki kuvvet 10 newton. Yani bu 5 newton bölü klomp değeri önemli. Çünkü bu değer o noktaya koyulan tüm yükler için aynı. Elektrik alan işte bu açıdan faydalı. Uzayın tam bu noktasında elektrik alan 5 newton bölü klomp ise, o noktaya ne büyüklükte büyük koyarsanız koyun klomp başına 5 newton oranı geçerlidir. Mesela bu noktaya 4 klomluk bir yük koyarsak klomb başına 5 newton düştüğü için buradaki kuvvet 20 newton olacaktır. Çünkü klomp başına 20 newton etkimesi lazım. Dolayısıyla yük 4 klomp olursa kuvvet 4 newton çarpı 5'ten 20 newton olur. Bakın bu formülü başka şekilde düzenleyebiliriz. Mesela her iki tarafı Q ile çarparsak belli bir noktadaki bir yükü etkiyen elektriksel kuvvetin o yükün değeriyle o noktadaki elektrik alanın çarpımına eşit olduğunu buluruz. Fakat burada geçen elektrik alanın Q2 yükü tarafından oluşturulmadığına dikkat etmelisiniz. Bu başka bir yük veya yükler kümesi tarafından oluşturulan elektrik alan. Unutmayın bu Q1 yükü E1 elektrik alanını yaratıyor ve o elektrik alanda Q2 üzerine bir kuvvet uygulamasına neden oluyor. Yani etkileşmekte olan E1 elektrik alanını Q2 yükü kendisi yaratmıyor. E1 elektrik alanı Q1 tarafından meydana getiriliyor. İşte birçokların kafası burada karışıyor. Formülü görüyorlar ve elektrik alanı Q2'nin yaratıyor olabileceğini düşünüyorlar. Sakın ha! Bu elektrik alan bu yüke etkileyen elektriksel kuvvete neden oluyor. Tersi değil. Yani Q2 bu alanı yaratıyor değil. Bu alan bu yük üzerine etkiyen kuvveti doğuruyor. Bu formül müthiş faydalı bir formül. Eğer uzayın bir noktasındaki elektrik alanı biliyorsak o noktadaki herhangi bir yüke etkiyen elektriksel kuvveti hesaplayabiliyoruz. Tek yapmamız gereken bu iki değeri birbiriyle çarpmak. Sonuç elektriksel kuvveti veriyor. Evet artık elektrik alanın elektriksel kuvvetle aynı şey olmadığını biliyorsunuz. Elektrik alan, uzayın belli bir noktasındaki bir yük başına düşen elektriksel kuvvet demek. Yani elektrik alan ve elektriksel kuvvet çok yakından ilişkili ama farklı şeyler. O yüzden bu iki kavramı ayrı ayrı düşünmelisiniz. Elektrik alan elektriksel kuvvet demek değil. Elektriksel kuvvet de elektrik alan demek değil. Elektrik alan, yük başına düşen elektriksel kuvvet demek belli bir noktadaki bir yükü etkileyen elektriksel kuvvetse yükün miktarıyla o noktadaki elektrik alan değerinin çarpımına eşit. Toparlarsak elektrik yükleri elektrik alanlar yaratır. Bu elektrik alanlar o bölgede bulunan yükler üzerine kuvvetler uygular. Elektrik alanın değeri belli bir noktada Newton başına düşen Coulomb cinsinden verilir formüleştirirsek elektrik alan kuvvet bölü yüke eşittir. Başka bir deyişle elektriksel kuvvetin büyüklüğü yük çarpı o noktada bulunan elektrik alana eşittir.